Merhaba sevgili TechInsight.com izleyicileri. Geçtiğimiz günlerde Microsoft Türkiye'nin davetlisi olarak İrlanda'da gerçekleştirilen çok önemli bir etkinliğe katıldım. Bu etkinliğin adı Digital Summit Dublin idi. Dublin'e ilk gidişim. Dublin aslında çok önemli bir şehir. Sebebi şu, şu anda kullanmış olduğumuz birçok teknolojinin sahibi olan dev şirketin yönetim ofisleri ve birçok data center İrlanda'da bulunuyor ve Dublin, İrlanda için bu yönetim ofislerinin bir arada olduğu inanılmaz bir şehir. Gittiğimde gerçekten çok da etkilendiğimi söyleyebilirim. Başta söylemiş olduğum Digital Summit Dublin etkinliğinden bir gün önce aslında Microsoft yetkilileri Sayılı gazetecilerin bir araya getirildiği önemli bir etkinliğe de imza attı. Bu etkinlikte Microsoft tarafından gelen yöneticiler de vardı ve aynı zamanda konuya hakim olan ve alanında çok başarılı kişileri de birebir dinleme imkanına kavuştuk. Toplantıda bahsedilen konular arasında ilk sözü Microsoft'tan Siber Güvenlik Stratejileri Direktörü Sin John aldı. Tüketicilerin değişen alışkanlıklarından sonra güvenlik trendlerinin nasıl değiştiğini bizlere maddeler halinde paylaştı. Öyle ki kullanıcıların dijital kimlik tanımları güncellenirken ulaşmaları gereken veriye erişim parametrelerindeki değişimler de gözler önüne serildi. Bu operasyonları yaparken yapay zeka ve makine öğrenmesinin kurumlara getirdiği fırsatlarda yine bu toplantıda paylaşıldı. Microsoft uzmanları güvenlik trendlerinin paylaşıldığı bu toplantıda bulut sistemlerine yapılan saldırıları anlatırken kullanıcı hatalarının yanı sıra zayıf şifrelerin halen yaygın olması çalınmak istenen veriye erişimde ele geçirilen kişisel bilgilerin kullanılması, kurum tarafında saklanması gereken bilgilerin uygun şartlarda sınıflandırılmaması gibi risklerin halen gündemde olduğunu ve önemli bir yer kapladığını net bir şekilde ifade etti. Yeni geliştirilen teknolojiler aslında kurumların ve kullanıcıların işlerini kolaylaştırıyor gibi görünse de arka tarafta beraberinde getirdiği riskler de maalesef istenmeyen sonuçlara yol açabiliyor. Ama güvenlik uzmanları bu teknolojilere paralel olarak aynı anda güvenlik çözümlerini de geliştirmeye devam ediyorlar ve bu konuda yeni trendlerden faydalanabiliyorlar. Peki güvenlik konusunda yaşanan bu değişim nasıl bir çevrimden besleniyor. Bu konuya ciddi anlamda kaynak ve zaman ayıran Microsoft elde ettiği deneyimleri bir sunumla yine gazetecilerle paylaştı. Paylaşılan sunumda kurumların hayatını devam ettirirken Pazarda yaşanan dönüşüme önce işlerin adapte olduğunu belirttiler ve bu değişime IT altyapılarının da yine kendini dönüştürerek bu dönüşüme yanıt verdiğini belirtti. Sonrasında ise bu dönüşümden nasibini alan birimin güvenlik olduğunu açıkladılar. Güvenlik stratejileri de bu dönüşüme uyum sağladıktan sonra her şey bitiyor gibi görünse de aslında bu çevrim devam ediyor. Çünkü bu aşamadan sonra konu yeniden işlerin dönüşümüne geliyor ve bu döngü asla bitmiyor. Tam bu bilgileri alırken çok enteresan bir sunum başladı. Öyle ki sahneye Microsoft'un dijital diplomasi takım direktörü geldi. Yani Microsoft'a Böyle bir bölümün olduğundan, bu araştırmaların yapıldığından hiç haberdar değildim. Bu benim için de çok büyük sürpriz oldu ve öğrendiğim bilgiler beni oldukça heyecanlandırdı. Neler paylaşıldığını merak ediyorsanız bazı başlıkları sizlerle paylaşayım. Örneğin, geliştirilen güvenlik çözümleriyle beraber demokrasiye nasıl destek olunur? Microsoft gibi bir firmanın demokrasiye kendi ürünleriyle nasıl destek olabileceğini bazı güzel örneklerle açıkladılar. Örneğin bu araştırmalardan bir tanesi seçim entegrasyonu. Şöyle ki siyasi oluşumlar seçim kampanyalarını yürütürlerken kendi bilgilerinin dışarıya sızmaması, dışarıdan erişimin engellenmesi ve aynı zamanda bu kampanyayı yöneten takımın uygun olarak yönetimsel olarak sınıflandırılması, doğru verinin doğru kişiye hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştırılması gibi hedeflerin bu çözümle sağlandığı belirtildi. Bununla beraber kullanılan oyların doğrulanması gibi bütün memleketi ilgilendiren konularda da bazı çözümler ve araştırmaların olduğu da yine bu toplantıda paylaşılan ve beni şaşırtan Sonuçlardan bir tanesiydi. Eğer bu konu hakkında Microsoft'un neler yaptığını merak edenler varsa bu videonun açıklama kısmında bazı linkler paylaşacağım. O linkler üzerinden Microsoft'un resmi web sitesine giderek konu hakkında daha fazla bilgi alabilirler. tekinsight.com olarak İrlanda'da gerçekleştirilen Digital Summit Dublin adlı etkinliğe katılan tek Türk gazeteci olarak çok büyük keyif aldım. Hem konunun uzmanlarıyla birebir görüşüp Merak ettiklerimizin yanıtını aldık hem de o heyecanlı atmosferden faydalandığımızı söyleyebilirim. Bu video hoşunuza gittiyse aşağıdaki beğen butonuna basmayı unutmayın. Tekinsight.com'da bu alandaki deneyimlerimizi ve aldığımız bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Eğer aranızda Tekinsight.com'a abone olmayanlar varsa tek tıklamayla abone olabilirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.